2021 yılı kaymakam atamaların ne zaman sorusu yanıt buldu? Beklenen kaymakam kararnamesi çıktı. Resmi gazetede yayımlanan atama kararnamesiyle 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atamalar 3 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Görev yeri değişen kişiler arasında kaymakamların yanı sıra farklı kamu kuruluşlarında çalışan ve vali yardımcısı olarak görevlendirilen kişiler de yer aldı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere aralarında Manisa'nın da olduğu birçok ilde önemli değişiklikler yapıldı. Manisa'ya gelecek olan yeni isimler şöyle oldu. Batman Vali Yardımcısı Muhammed Özyüksel, Gördes Kaymakamı oldu. Aydın Valiliği kaymakamı adayı Ramazan Taşkın Köprübaşı kaymakamı oldu. Düzce Valiliği kaymakam adayı Abdullah Kurt, Ahmetli kaymakamı olarak atandı. Kocaeli Başiskele kaymakamı Atilla Kantay, Yunus Emre kaymakamı olarak atandı. İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, Manisa Vali Yardımcılığına atandı. Manisa'dan giden isimler ise şöyle oldu. Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kaymakam olarak atandı. Köprübaşı Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Hatay'ın Hassa ilçesine kaymakam oldu. Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan ise İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı. Manisa Valiliği Kaymakam adayı Abdus Samet Kılıç, Samsun'un Yakakent ilçesine kaymakam oldu. Manisa Valiliği Kaymakam adayı Muhammed Berat Berdibek de Mersin'in Çamlıyayla ilçesine kaymakam olarak atandı.